Bekir Azar Başka Türlü Gelenler TV programında bir tarihçimiz, elçi var, elçi var diyor. 1655'te Kara Mehmet Ağa'nın elçi olarak Viyana'ya, Roma Cermeni İmparatoru'yla görüşmeye gönderilmesini anlatıyor gülerek. 300 kişilik dev bir kadro ve mehter takımıyla, gövde gösterisi yaparak giriyor Viyana'ya Kara Mehmet Ağa. Dönemin padişahı, tarihe not düşülmesi, gelecek nesillerde örnek alınması için Evliya Çelebi'yi de dev kafileye katıyor. Kara Mehmet Ağa saraya girmeden önce şartlar öne sürüyor. Bir defa önce ben kapıdan içeri girdiğimde Roma İmparatoru ayağa kalkacak diyor. O benim omuzumu öpecek, ben onun göğsünü öpeceğim. Padişahımızın mektubu okunurken Roma Cermen İmparatoru ayakta bekleyecek diye ekliyor. Sen deli misin diye karşı çıkıyorlar. Osmanlı elçisi, Şartlarım kabul edilmezse gelmem. Padişahımız başka türlü gelir diyor. İmparatora anlatıyorlar. Başka çare yok ama mektup okunurken mehter çalsın ve Osmanlı heyeti eteğimi öpsün diye şart koşuyor. Elçi Kara Mehmet Ağa, bizim adetimiz değildir. Ümmeti Muhammed'den kimse de senin eteğini öpmez karşılığını veriyor. Tüm isteklerini kabul ettiriyor. Roma Cermen İmparatoru Osmanlı elçisi saraya girerken ayağa kalkıyor, onu omzundan öpüyor, padişahın mektubu okunurken ayakta bekliyor. Tabii ki bekleyecek. Diplomaside temsil ettiği güç nedeniyle kudret, heybet, adalet politikasını benimseyen yeryüzünün en büyük imparatorluğundan elçi geliyor. Başka ne yapacak?'' O yüzden Osmanlı'yı yıkanlar tekrar o günleri yaşamamak için son 100 yıldır içeride pısırık, ezik liderler devşirerek bu ülkeyi yönetmeye çalıştılar. Kafasını kaldırmak isteyeni darbelerle indirdiler. Ancak son 20 yılda her şey değişti. Artık kafasını kuma sokan değil, yumruğunu ve gücünü gösteren, oyunları bozan ve oyun kuran yepyeni bir Türkiye var. Allah'a şükür. Birleşmiş Milletler'de hiçbir lider Erdoğan kadar cesur konuşamadı. Başkan Erdoğan liderlerin gözlerinin içine bakarak dünyadaki sömürü düzeninin değişmesini haykırdı. Mazlumların, soyulanların, katledilenlerin tek sesi oldu. Azerbaycan'ın haklılığını dünyaya haykırıyor, hemen ardından Rusya Dışişleri Bakanlığından bile Azerbaycan kendi toprakları içinde operasyon yapıyor. Bu hukuka uygun ve gayet doğal açıklaması geliyordu. Ermenistan daha önce varılan anlaşmaya uymuyor, Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini birbirine bağlayacak geçitten çekilmiyordu. Her tarafa döşediği mayınlarla Azerbaycan'ın geri aldığı topraklarında asker ve polisleri havaya uçuruyordu. Türkiye kardeş ülke Azerbaycan'la o bölgeye başka bir şekilde geldi ve gerekeni yaptı. Tüm şartları kabul eden Ermenistan Paşinyan'a döndü. Türkiye düşmanı Alman Bild gazetesi geçtiğimiz aylarda Erdoğan her zamankinden daha güçlü. Batıda birçok kişi onu övüyor. Hiçbir şey onsuz çalışmıyor. Hem Rusya hem de Ukrayna ile çalışabiliyor. O batının yeni güçlü adamı diye yazıyordu üzülerek. The New York Times'da Türkiye enerji alanında yeni bir güç, yeni bir merkez olarak öne çıkıyor diye dövünüyordu. Bir zamanların koskoca Fransası artık Türkiye karşısında ezikleri oynuyordu. Dünya liderlerinin katıldığı toplantıda Erdoğan'ı kollayan Macron, fırsatını bulduğu anda ayaküstü konuşmaya dalıyor, Libya konusunda sizinle görüşebilirsem mutlu olurum diyordu. Erdoğan da gel de konuşalım karşılığını veriyordu. Macron koşa koşa gelecekti. Afrika'nın her yerinde kovuluyorlar. Kıtanın her yerinden Türkiye'ye kucak açılıyordu. Artık Türkiye'nin onayı olmadan Afrika'ya giremeyecekleri günler kapıdaydı. Bu Fransa için tam bir kabustu. İsrail Başbakanı Netanyahu dahi Amerika'daki Türk evine, Erdoğan'ın ayağına geliyordu. İsrail basını da bu görüşme iç politikada yokları oynayan Netanyahu'ya itibar kazandırdı diye yazıyordu. Amerikan hükümeti son gezi de aramızdaki sorunları rafa kaldıralım, ortak çıkarlarımız üzerinde birlikte çalışalım teklifiyle geliyor. Türkiye peki mutabık kaldık cevabını veriyordu. Washington Türkiye siz tüm bölgede bir hiç olacağını ve zincirleme tüm dünyada büyük kayıplara uğrayacağını biliyordu. Elon Musk da Erdoğan'ı ziyaret ediyordu, cumhuriyetçiydi. Trump'ın bir numaralı destekçisiydi. Bundan daha da öte, Amerikan derin devletinin el üzerinde tuttuğu gözdesi ve üyesiydi. Bizim muhalefete gelince, bir Azeri sanatçı, artık açıkla kimin yanındasın, Ermenistan mı, Azerbaycan mı diye çağrı yaptı CHP'ye. Asansörde mahsur kalan Kemal Bey'den henüz ses çıkmadı. O kongrelerle uğraşıyor. Kongrelerde kavgayı yasakladığını söyledi asansörde mahsur kalmadan önce. İstanbul Belediyesi de metrolarda bozulan yürüyen merdivenlere duvar örerek kapatma projesini tüm dünyaya iftiharla sunma gururunu yaşıyor. Asansörde kalanların, yürüyen merdivenleri dahi tamir edemeyenlerin, otobüs ittirenlerin dünyadan nasıl haberi olacak? Bekir Azar, Takvim Tamer Korkmaz Şimdilerde Sem amca söylüyor. Bana kaderimin bir oyunu mu bu? İlk haber şöyleydi. Pilot atlayıp kurtuldu. Uçak nerede bilinmiyor. Amerika kayıp F-35'in peşinde. Yetkililer Kuzey Charles'ın üzerinde uçan kayıp savaş jetini bulmak için halktan yardım istedi. Yerel kongre üyesi Nancy Mace ise buna tepkiliydi. Nasıl olur da bir F-35'i kaybedersiniz? Bir takip cihazınız yok mu? Halktan ne istiyorsunuz? Jeti bulup bize teslim etmelerini mi? Bu fevran her şey kendi kontrolündeymiş, havaları basmayı pek seven Amerika'nın ibretlik acizini gösteriyordu. Kontrol kimde? Süleyman Demirel yaşasaydı tuhaf bir şekilde kaybolan F-35 jeti için hiçbir uçak havada kalmaz derdi. Nitekim çok da geçmeden deniz saldırı filosuna bağlı Lockheed Martin F-35B jetinin enkazı Charleston'ın yaklaşık 2 saat kuzeydoğusunda bulundu. Fevkalade enteresan işler oluyor. Pilotu atladıktan sonra sırra kadem basan F-35, aynen uykucu başkanları Joe Biden gibi boşlukla tokalaştı. Yani bir müddet kendi başına uçtuktan sonra yere çakıldı. Gökyüzünde yalnız gezen jet o esnada kimin kontrolündeydi acaba? Anlaşılamadı. Birileri Amerika ile fena halde oynuyor. Okuma parçası. İşte tam da burada not edelim. Bu sütunda 22 Aralık 2020'de Palamut bitti kalkan var başlığıyla çıkan yazımıza bir göz atmanızda fayda olabilir. Bu kaçıncı? Son tuhaf hadise F35'lere neler oluyor böyle? Bu kaçıncı dedirtti. Çünkü son birkaç senedir F35'ler dikiş tutmuyor. Ya direkt düşüyor ya kaybolduktan bir süre sonra yere çakılıyor veyahut kendini vuruyor. Evet şaka değil. Kendisini vuran F35 bile var. 12 Mart 2021'de Amerikan donanmasına ait bir F-35B savaş uçağı, Arizona'daki Yuma hava üstünde yaşanan fevkalade ilginç bir hadise sonucunda kendisini vurmuştu. Böyle durumlarda atını vuran kovboy dediğimizi biliyorsunuz. Kaderin cilvesi. Gaspçı devlet Amerika sırf Rusya'dan S-400'leri aldı diye, parasını ödediği halde Türkiye'ye işte bu F-35 uçaklarını teslim etmemişti. Bu saatten sonra F-35'lerini alıp başlarına çalsınlar ama önünde sonunda o parayı geri vermek zorunda kalacaklar. İtirafname. Amerika Birleşik Haydutlar Devleti'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Miley birkaç gün önce resmen itiraf etti. Amerika'nın Afganistan'daki savaşı istediği gibi bitmedi, daha geniş bir ifadeyle savaş kaybedildi. Ekim 2001'de işgal ettiği Afganistan'da 3,5 milyondan fazla masumu katleden Amerika, işgalin 20. yılında Taliban'a yenilip arkasına bile bakmadan ülkeden kaçmıştı. Birleşik Katiller Ordusu'nun başı Miley şimdilerde şöyle zırlıyor. Taliban ve müttefikleriyle 20 yıldır savaşıyorduk. Onlar destek verdiğimiz başkentte galip geldiler. Bu bizim için stratejik bir gerilemedir ve başarısızlıktır. Elbette çoğumuz 11 Eylül'den bu yana pek çok pişmanlık yaşadık. 15 Eylül 2023 Sem amcasının çocukları Amerika'nın gayrimeşru Afganistan ve Irak işgallerini coşkuyla, heyecanla destekleyen Ertuğrul Özbuş ve devşirmeleri, ekranlarda halen daha hiç utanmadan pişkinlikle boy gösterebiliyor. Put yapıp taptıkları, Amerika'nın bu iki ülkede döktükleri kanlar, medyadaki yerleştirilmiş, iliştirilmiş etki ajanlarının da ellerinde duruyor. İki ibretlik haber. Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden Ağustos 2021'den beri ilk kez Amerikalı yetkililer Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileriyle resmi bir görüşme gerçekleştirdi. 2 Ağustos 2023 Hürriyet Çin, Afganistan'a yeni büyük elçi atadı. Afganistan yönetimi atamayı diplomatik tanınma yolunda önemli bir adım olarak niteledi. 14 Eylül 2023 Aydınlık Tamer Korkmaz, Jenischer Fakt.